Karthus'a karşı koridor ittirmesini kaybettiğiniz ama Karthus ve yanındaki destek haritada istediğini yapabiliyor. Ben Wildcats tarafını özellikle son dönemlerde çok yükselişli olan Camille seçimini de çok beğendim. Valla deneyebilirler ve daha ilk seviyeden bunu denediler. Hortlak Mayın'da iki kişi isabet etti. 24'ün başı dertte hemen sıçrayı kullanmak zorunda kaldı. Bir sıçra da kardan geldi. Yalnız Hortlak Mayın'lardan harika kaçtı. Bunun için şifayı da kullanması gerekti ama iki sihirdar büyüsüne karşılık iki sihirdar büyüsü ve henüz birinci seviyede çılgıncasına bir maceraya atıldı alt koridor oyuncuları. Bu arada sanırım Bu arada sıçra kullanıldı, Hortlak Mayın'da geldi. Farkına varmasını sağlayınca diğer oyuncuların iş birazcık ciddiye biniyor. PBD sersemletmeyi kule altında atacak. Yalnız ölüm cezası güzel geldi bir flash'tan. Öldüm PBD. Hasar engellemesi yeterli olmayacak. Ne zaman Nautilus size gelmeye niyetlense siz ona geldiği anda şeyi atıyorsunuz, ölüm cezasını atıyorsunuz. Ferit Asteroid'e bir oyun yapacak gibi gözüküyor. Sersemletme de geldi. Nocturne ultisi de kullanılıyor. Öte yandan herhangi bir 2 kişilik, 3 kişilik denemede oraya gelebilecek olan Pantheon ve Nocturne. Bu arada alt koridorda bir aksiyon daha yaşanıyor. Ferit sıçrayı kullandı. Whiplash'ı yakalayacak. Büyük halkanını kullandı. Fena hareket değil ama Seth büyük halkanın olmadığını gördüğü anda Ferit'i arka tarafa doğru yollamayı başardı. Ferit skorunu aldı burada Aurora Akademi. Pijamalı Urgot'un peki. Bu arada alt koridorda yakalanan isim BBD bir kez daha. O kalkan onu kurtarmak için şimdilik yeterli oluyor gibi gözüküyor ama Stalker'dan kaçış var mı? Onun derdi bu arada Kaori'yi de bir şekilde yakalamak. PBD ile PBD'ye razı olacaklar. Yalnız şimdi ulti geliyor Karthus'tan. Hatta B-Plus için ultiye bile gerek yoktu derken B-Plus'tan güzel bir kronometre. Birazcık ağır olur bu arada yalnız. Üst koridorda global kompozisyonun farkını bir kez daha göstermeye çalışıyorlar. Neon farkı olarak da tezahür etmiş. Camille'in oldukça önde olduğunu söylemek lazım. 8 saniye sonra oyundaki ikinci ejder çıkacak. 3000 altın gibi çok hatırı sayılır bir üstünlük. Serin'in başı şimdi derde girer. Sıçrayı hiç bekletmedi. Ya Serin'i bu arada çok özel klanlardan, klan özelliklerinden bir tanesi de burada düşmüş olmasına rağmen. Evet, burada düşmüş olması diyebilirdim. Ya dersiniz ha. Şu anda takımın en büyük iki yıldızından biri konumunda. Şimdi ejderde bir savaş çıktı. Yalnız set bırakmadı. Stalker'dan güzel oyun. Rakibin normalcisinin olmaması tabii işlerini birazcık kolaylaştırır. Starscreen herkesin ortasında kaldı. Şimdi ultisini kullanıyor. Asteroid'ince ne oldukça az. Yalnız düşmesi için yeterli değil. PBD arka tarafta yakalandı. Bu oyunda üçüncü kez düşecek. PBD'nin üzerinden arka arkaya skorlar almaya devam ediyor Aurora. Ferit yalnız ultisini kullanarak arkaya doğru girdi. Setten güzel bir kalkan ama savaşı temizlemeye karar veren FES ve Wildcats Akademi bir anda katliam yapıyor. Kimse de hasar da yok. Evet onda belki direkt bir tank yok ama kimse de hasar yok. Yalnız aksiyon bitmedi. Bendik şimdi orta koridorda Kaori'yi kuleye yem etmeye çalışıyor. Ve bunda da başarılı olacak. Kaori'den ilginç bir sıçra geldi. Hatta ben C9'ın 9 maçlık galibiyet serisinden sonra aldığı ilk mağlubiyeti de birazcık ona bağlıyorum. Sonra arkasına bir tane daha koydular. Onu geç, onun hakkında konuşmuyoruz. İlki hakkında konuşuyoruz. Onu dediğim gibi sistemden atmak bazen verimli olabiliyor. 24'ün başı dertte şimdi. Skor çarpa mı tutuştura mı gidecek? Hayır. Kaori'ye gitti. Asist bile alamıyordu skorlardan falan. Şimdi Bendix bir kez daha alt koridorda. Kaori bu sefer sıçrasını kullanamayacak. Minyon dalgaları temizler mi acaba? Bu arada üst koridorda Urgot'un da başı dertte. Ayin kullanılacak mı Kaori'den? Şimdi düştü. Ayin'i de kullanmadı. Bu arada yani Nocturne'un keşke ana eşya diziliminde... Genelde Nocturne alan oyuncular birazcık daha agresif olmak istiyor. Bu arada Starscreen'in başı dertte. Kancı atışı onu yeterince uzağa götürecek mi? Urgot ultisi de yavaşlatıyor. Oo çok güzel kaçtı bu arada Senna'nın hasarından. Starscreen! Ayrı kittirmede karşısında durabilen sadece bir ya da iki şampiyon var. Bu arada ulti bir kez daha kullanıldı. Kendi kulesinin altında Urgot'u temizlediler. Anton geldi. Yalnız Ferit karşılığında düşer mi? Ferit oradan kaçmaya başarıyor. PBD bir kez daha takım arkadaşlarının yanına gitmeye çalışırken canından olacak. Bu onun bu karşılaşmadaki 5. skoru. 5. verdiği skor diyelim daha doğrusu. Tarafsız mı demeye çalışıyorsun? Evet. Kamera objektifi mi? Hayır. Ne demeye çalışıyorsun? Anlatacağım şurada. Tamam bir savaş çıksın da önce. Yine arka taraflara daldılar. Yalnız burada istedikleri skoru erken çıkartamadılar. Bu Bendix'e istediği pencereyi vermiş olabilir. Bir de güzel ulti geldi. Arkaya doğru PBD'yi götürdü. PBD bir kez daha mı düşecek? Can oldukça azaldı yalnız. Şimdi Karthus'tan ulti geliyor. Urgot ultisiyle PBD'yi aldı. Karthus ultisi çok fazla fark yarattı diyemeyiz bu noktada. Starscreen rakip düşman saflarında kalmış durumda. Minyonları bu arada üst koridordan geldi. Bir çıkış olacak mı Starscreen'in? Kancı atışını kullanarak oradan uzaklaşıyor. FES ve Wildcats bir force ettiği savaşı daha kaybetti. Biraz ipin ucunu, frenleri tutma konusunda çok zorlanıyorlar. Ve burada birazcık daha kaynak da kaybedebilirler. Arkadan şimdi Serin geliyor yalnız agresif bir ışınlan. Bendix de yaklaştı oraya. Burada katliam daha iyi yapabilir olarak akademi tarafı. Serin kendisini feda edecek orada. Ve ama arka ışınlan var. Geliyor. PBD de oraya yaklaştı yalnız. 5 kişilik Aurora tarafı burada birazcık daha avantaj sahibi. Starscreen bu arada Stalker'ın canını biraz sıktı. F
Ferit oraya gelmeyi başar. Şimdi içeri girdi Starscream. Ulti kullandı Nocturne tarafından. 2000 canlı şu anda Baron. Azeri oynuyor. Stalker alabilecekler. Stalker alma şansları olmadı. PB'din de canı çok az. Ferit en azından bir flash alacak ama Stalker arkada Baron'u kapatmayı başarıyor. Ve çok ciddi bir altın üstünlüğe sahip olmasına rağmen Fesbe Wildcats Akademi orta koridorda birazcık uzağa gittiği için, birazcık agresif bir oyun yaptığı için Starscream'le oynayacak orayı. Starscream Bendix'i alacak. 24'ünde başı dertin. Starscream'i koruyabilecekler mi en azından? Son bir otomatik saldırı atamadı orada 24. Biz iki tanesini almışız. Bir işte fotoğraf makinelerinde olanı. Bu arada savaş çıkmış ben sana bakarak başka şeylerden bahsederken. Çıkacak daha tabii. Bendix içeri girdi, o savaşı çıkartmaya kararlı. Kaori'yi çok erken aldılar. Sektirdiler Kaori'yi. Kaori'nin verdiği hasar da çok anlamlı bir hasar olması. Starscream'in yalnız başı dertte. Bendix'in üzerine gitmesine bir flash izin vermedi. Thresh'ten harika oyun. Bendix alacağım derken Starscream Stray'i kullanmak zorunda kaldı. Bendix rakibine yetişemiyor. Siz ejderle uğraşın, biz o sırada Baron'u alalım. Tercihine gidebilirler Kaori'ye. Yalnız Kaori burada yakalanırsa çok daha farklı senaryolar görebiliriz. Kaori burada bir kez daha yakalandı. FESBE Wildcats Akademi'nin koordinasyon sıkıntıları, konsantrasyon sıkıntıları sürüyor. Orta koridorda bu arada görünmez hale gelen Aurora oyuncular arkaya doğru sarkışıyor. Nocturne ulti kullanılıyor. Bendix'ten çok güzel oyun. Kaori'yi bir kez daha alacaklar. Kaori yalnız şimdi hasar verebilir. Arkada Starscream geldi. Bendix düşünce neler olabileceğini az çok tahmin ediyorsunuzdur. Urgot da düşecek. Stalker'ın da başı dertte. Stalker'ı da hayatta tutmaya yetmiyor buradaki hamleler. 16 saniyeye Kamil gelecek. Kamil çok vuruyor ya. Azir ama evet, Kamil üçlü kuvvetinde etkisiyle çok fazla vuruyor. Nexus artık son otomatik saldırılar geliyor. FSP Wildcats Akademi bu maçı da kazanmayı başarıyor.